Şimdi sahada bambaşka bir Fenerbahçe vardı. Stattaki seyirciler ve radyoları başında Halit Kıvanç'a kulak kabartanlar nefeslerini tutmuş bir gol bekliyorlardı. Bekledikleri gol ikinci yarının daha ilk dakikasında geldi. Sağdan bir atak, çift atak yaptı. Çift pasını verdi kale ağzına. O yine geldi. O gün dalı kez atarsa kale ağzına doğru geliyor. Şut o gün kale ağzına. Gol! Abdullah, Abdullah! Gol, 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 gol! Dakika 46. Gol Abdullah. Durum 1-1. Fenerbahçe 1, Manchester City 1. Abdullah ağlıyor şimdi sevinçten. İlk golü Abdullah attı, ona da ben camdan aldım topu, ben getirdim verdim, Abdullah attı. Daldı gidiyor karşı karşıya, yerden top ağlarda, hayır hayır, gene saymıyor, gene saymıyor. Offside, yan hakemin bayrağı havada. Ben dedim ki offside değil, offside dedi. Şimdi de hakeme şikayet ederim, atarım sizi. Sen dedim beni burada atarsan ben de burada sinirlendim, bir tokat hakeme. Hakem şimdi şaşırdı ne yapacağını. Arkada da seyirciler humurdanıyorlar. Tam bir metre arkasında yani. Böyle bir maçta oynanmaz. Filan ya, atamadı hakem beni. Maçın 76. dakikası. 1-1 durumdayız. 14 dakika kaldı çocuklar. Hadi Can Ziya yan yana. Can atışını yaptı, aşırtma. Kale ağzına. O gün attı golü. Ağlara daldı. Gol! Fenerbahçe 2, maçın 76. dakikası, gol o gün, Can atabilir, belki de gol olabilir demiştim. Attı Can, yaptı ortayı, Fenerbahçe 2, İngiliz şampiyonu 1. Galibiyet golünde, gol diye öyle bağırmışım ki, hani kırmızıya gelmiş, kırmızından sonra öteye, zavallı teknisyen arkadaş kapatıyor, açıyor ve o aletin sonradan gelince, abi bozuldu, tamire yolladık dediler, o kadar bağırmıştım. Ve sesim kısılmıştı. Ve golleri de atınca, maç bitince zaten birdenbire sırtlarda bulduk kendimizi. Ve sabahlara kadar yani şey yaptık, eğlenceler yaptık. Seyirci bırakmadı. O zaman köprü falan yok. Sırtlarında bizi şey, arabalı vapuru Kapataş'a kadar sırtlarında getirdiler. Manchester'dan birkaç yıl sonra Brezilya'nın mucize takımı Santos'u ve onun efsane oyuncusu Pele'yi İstanbul'da ağırladı Fenerbahçe. Brezilya 1970 Dünya Kupası'nı kazanmış, bütün dünyanın gözü Pele adlı bu futbol sihirbazına çevrilmişti. Entrega curto, Carlos Alberto, Jair para Tostão, para Pelé, cutuca, gol! Brasil! Brasil! Biz seyrettik sadece onları. Doğan Babacan'dı maçın hakemi. O bile bırakın şu Pele'yi ya. Doya doya millet bunu seyretsin. Biz de bıraktık hakikaten. Bırakmasaydık da aynı şey olacaktı. Ve saha çizgi, taç çizgilerine kadar inanılmaz bir seyirci kalabalığı vardı İnönü'de. Ve de sanki Santos değil de Santos takımının yerine Pele bir şov yaptı. Rüzgar gibi geldi, 6 gol attılar, gittiler. O dostluk maçından hemen sonra Fenerbahçe, Brezilya'nın eski oyuncusu Didi ile antrenör olarak anlaştı. Didi, 39 ay Fenerbahçe'yi çalıştıracaktı. 1973 yazında antrenör Didi'nin de yer aldığı bir kadro, eski kaleci Fevzi Ebcioğlu'nun yazdığı sözlerle Fenerbahçe'nin tarihine geçecek bir marş seslendirdi. As Başkan Emin Can Kurtaran'ın, futbolculardan Ziya'nın, Cemil'in, Şükrü'nün, Osman'ın, Yılmaz'ın oluşturduğu koro, Nesrin Sipahi'ye eşlik etti ve unutulmaz Yaşa Fenerbahçe marşı çıktı ortaya. Hatırla her zaman Şükrü Saracoğlu'nda. Geleni gideni yeneriz Kadıköy'de. Nasıl ülkeler ulusal sınırlar içinde kurulur ve yaşarsa, takımlar da stadyum içinde can bulur, taraftarıyla kaynaşır. Kadıköy'de sarıyla laciler, göklerde bayraklar, her zaman her yerde. İşte Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin nefes alıp verdiği mekan, Şükrü Saracoğlu Stadı. Diricik sevgilim, söyle senden başka kimim var? Fenerbahçe, Fenerbahçe benim.
Futbol ailesinin üyeleri evdeki bu buluşmaya yaz, kış, yağmur, çamur, uzak, yakın dinlemeden gelir. Üzerinde aynı renkler, dillerinde aynı marşlar, ellerinde aynı bayraklar vardır. Futbolda 12. dev adam taraftardır. Takım kimi taraftar için eş gibidir. Kimisi için ebedi bir dost, kimisi içinse vatan. Fenerbahçe'yi eşiyle bile paylaşamayacak kadar çok seven insanlar vardır. Yani Fenerbahçelik tarif edilemez. Fenerbahçelik yaşanır. Onun için bana Fenerbahçelik nedir demeyin. Fenerbahçe kendine özgü. İster bir kitap, ister bir mabet, isterseniz bir Kabe deyin. Yani orada savaşmamışım, harp etmemişim, bilmem ne yapmamışım ama kramponlarla savaş vermişim orada. Yabancılara savaş vermişim. Kendi içimizde savaş vermişim. Orası onun için benim için bir vatan gibi olarak düşünüyorum. Artık buna bir din gibi de diyebilirsiniz. Dev bir arenada üniformalar içinde göğüs göğüse mevkiini savunan, barajlar kuran, hücuma kalkan, rakibin savunma hattını yaran, karşı kaleye top atışı yapan, kıyasıya mücadele eden, mağlup olan ya da zafere koşan 11 adam, çağımızın ehlileştirilmiş savaşının gladyatörleridir adeta. Fenerbahçe o gladyatörler arasından nice unutulmaz kahramanlar çıkarmıştır. Yurttaşların ülkeleriyle olduğu kadar liderleriyle de övünmesi gibi taraftarlar da takımlarıyla olduğu kadar o kahramanlarıyla da özdeşleşmiş ve adlarını tarihine yazmıştır. Ben Fenerbahçe'de ilah olmuş adamların yönetimindeyken Fenerbahçe futbol takımına geldi. Hasan Kamil Sporel, milli takımın ilk kaptanı. Zeki Rıza Sporel'in başkanı, abisi. Onun başkanlığında Zeki Rıza Sporel, İsmet Ulu milli takımda santraf oynuyor. Ve Yavuz İsmet diyorlar, aynı zamanda da boks milli takımında oynuyor. Küçük Fikret falan böyle bir rüya gibi şeylerin benim idarecimi yaptı da. Bir ruh vardı, aşk vardı, her şey vardı. Ne vardı? Ben Fenerbahçe'ydim, sen Galatasaray'sın, yani Beşiktaş'sın. Öyleydi. Şimdi aşk maşk değil, hepsi para. Para, para şimdi. Maalesef öyle oldu. Zeki Rıza'lar, Büyük Fikret'ler, Küçük Fikret'ler, Kaptan Cihat'lar, Ordinarius Lefter'ler, hem futbol hem basketbolda milli olan Senior Can'lar, Cemiller ve niceleri. O arenadan unutulmaz anılar bırakarak geçtiler. Sadece golleriyle değil, Cumhuriyet'in üniformasının nasıl taşınması gerektiğini göstermeleriyle de hafızalara yerleştiler. Fenerbahçe'ye geldiğim zaman ben 19 yaşındaydım. Basri abimiz vardı, Basri Dirimlili. Kadıköy'den vapura biniyoruz. Kulak memin çekti. Pera'ya geçerken kravatsız geçemez. Pera Galatasaray. Fenerbahçeli bir futbolcu. Eğer Kadıköy'den İstanbul yakasına geçiyorsa kravatsız göremezsiniz. Bizim camiamızda bazı kurallar vardır. O kurallara riayet etmek zorundasın. Yani Fenerbahçeli gibi davranacaksın. Fenerbahçeli gibi gezeceksin. Fenerbahçeli gibi eğleneceksin. Örneğin milli takım kamplarına davetiye çıktığı zaman kravatsız bir tane Fenerbahçeli futbolcu göremezsiniz. Her biri voktan kapak olurcasına şık giyimli giderler. Bu bizim büyüklerimizden bize verilen anekdottur. Doğrudur da. İyi ki de öyle yapmışlar. Haydi dolmuş 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 maça. Haydi dolmuş 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 maça. Haydi dolmuş 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 maça. Tanju Okan'ın seyirciyi maça çağıran bu şarkısı bir dönem tribünlere hakim olan kibarlığın kanıtı adeta. Dolmuş,
Fenerbahçe maçlarından arşive kalan taraftar görüntüleri hayli farklı bir cumhuriyetin varlığını gösteriyor. Seyirci bir kere değerli toplu güzel bir seyirci vardı. Yani belki bugünkünden çok üstün. Bugün karma karışık yani. Vasıflı seyirciler vardı. Kavga dövüş yoktu öyle. Cumhuriyet'in sokaklarında olduğu gibi tribünlerde de küfrün bayrağı açılmamıştı henüz. Fenerbahçeli taraftarı ateşlemekle görevli amigolar maça ütülü takım elbise, kravat ve yanlarında kızlarıyla giderlerdi. Hakemlere bizim en büyük lafımız, hakem bey anlarsın ya, başka bir şey yok, anlarsın ya. Yani bundan başka, hakem de sanki anlardım.